üniversiteye ilgili hukuk arkadaşlarım, Borçlu Genel Hukukunda alacağın temliki, alacağın devri konusuna geldik. Talep ilgisini de alacak hakkını da devre alana geçiren bir kurum alacağın devri. Çünkü biliyorsunuz zaten talep ilgisi alacak hakkına bağlıydı. Tahsil, teminat veya ödeme amacıyla yapılabilir alacağın temliki. Alacağın devri 3 şekilde olabiliyor arkadaşlar. Bunların türleri iradi devir, kanuni devir ve yargısal devirden ibaret. İradi devir bir sözleşme şeklinde yapılıyor. Kanuni devir miras yoluyla karşımıza çıkıyorken yargısal devir ise mahkemede mirasın taksimi şeklinde karşımıza çıkabiliyor. Bütün alacaklar kural olarak devredilebilirdirler. Dikkat ederseniz bunların her birisi kural olarak devredilebilirdir. Ve bu ne demek? Borçlunun rızası da aranmaz noktada. İstisna manevi tazminat davası alacağı ancak borçlunun izniyle devredilebilir. İkinci istisna nafaka alacakları mahiyeti gereği devredilemez. Dikkat ederseniz kural bütün alacakların borçlunun rızası aramadan devredilebilir değilken manevi tazminat davası alacakları borçlunun izniyle ancak devredilebilir. Nafaka alacakları ise mahiyeti gereği devredilemez. Ve üçüncü istisna anlaşmaya alacağın devredilemeyeceğini eklemek şartıyla da bu şekilde de yine alacağın devri engellenebilir. Bunun dışında bakın bu durumlar dışında genel kuralımız bütün alacaklarda borçlunun rızası aramadan alacağın devri alacağın temliki mümkündür. Geçerlilik şekli alacağın devrinin hüküm doğurabilmesi için yazılı olarak yapılması gerekli anlaşmanın devir anlaşmasının alacağın devir anlaşmasının yazılı şekil şartına tabi olduğunu söyleyelim. Bu şekil şartı geçerlilik şekli. Devredenin imzası yeterli bu noktada. Devralanın imzası gerekmiyor. Bu da önemli. Bir diğer önemli detay da budur alacağın temliki sözleşmelerinde arkadaşlar. Devredenin imzasının gerekli ve yeterli olması bu yazılık şartında önemli noktalardan bir tanesi. Devralanın mutlaka imzası gerekmiyor. Tarihi filan atılması gerekmiyor ama devredenin mutlaka imzası gerekli. Ve bu kavsamda yazılık şartı da var. Alacağın devrenin sözleşmesel olarak alacağın devre sözleşmesi yapılarak iradi olarak alacağın devre yapılabilmesi için geçerlilik şartı. Devir vaadi sözleşmesi alacağın devrinin ön sözleşmesidir. Biliyorsunuz bazı vaat sözleşmeleri var işte satış vaadi sözleşmesi gibi, devir vaadi sözleşmesi gibi başka sözleşmeler bunlar ön sözleşme olarak adlandırılıyor. Ön sözleşmeleri borçlar özel hukukuna geldiğimizde daha detaylı göreceğiz ne manaya geldiğini. Ama genel hatlarıyla kendisinden sonra ön sözleşmesi olduğu sonraki gelecek sözleşmenin yapılabilmesi için önceden yapılan bir sözleşme. En kaba, en amiyane tabiriyle. Devir vaadi sözleşmesi de böyle bir sözleşme. Alacağın temlikinin yapılacağı, alacağın devrine ilişkin bir ön sözleşmenin ibaret. Geçerlilik şartı bu noktada tasarruf yetkisi olması gerekiyor arkadaşlar devredenin. Yoksa onay gerekiyor ve onay veremeden geçerli olmuyor diye tasarruf yetkisinden daha önce de bahsetmiştik. Fer'iler de geçer. Bu ne demek? Yani devredilen asıl alacak ile beraber buna bağlı fer'iler de bağlı haklarda, bağlı alacaklarda, fer'i haklarda alacak ile beraber geçecektir. Bununla birlikte rehinden artık devralan yararlanır. Kefaletten yine artık devralan yararlanır. Bu söz konusu borcu ilişkin rehin ya da kefalet varsa bunun gibi fer'i haklardan artık alacağı devralan yararlanır. Faiz yine bir fer'i hak olarak devralana geçer ve yine cezai şart varsa yine devralana geçecektir. Bunlar görüldüğü üzere rehin, kefalet, faiz ve cezai şart bunlar da alacağın devri ile birlikte devralana, alacağı devralana geçecektir. Bu arada dışarıdan karga sesleri geliyor. Bunun için özür dilerim. Balkonda çekim yapmak zorunda kalıyorum. Her şeyden önce bunun dolayı özür diliyorum. Devam ederim. Devreden alacağın senedini ve alacağı almaya yarayan belgeleri de teslim etmek noktasında bulunda devredenin yükümlülüğü var. Alacağın senedini ve alacağı almaya yarayan belgeleri de teslim edecektir devreden devralana. Bunlar da alacağın devrede önemli noktalardan bir tanesi. Devredenin sorumluluğuna gelelim. Devredenin sorumluluğu. Bakın burası çok mühim. Şimdi işin ne kadar bahsettiğimiz önemli değil mi? Tabii ki de önemli. Her zaman hatırlatıyorum bunu. Alacağın temliki başlı başına çok mühim bir konudur. Hakim savcılık sınavına hazırlananlarımız için de çok fazla çıkar. Fakülte sınavlarımız için de çünkü pratikleştirmesi çok yatkındır pratikleştirmeye. Hem pratiklerde hem vize finallerde çıkma ihtimali yüksek olan bir konudur. Devredenin sorumluluğu konusunda bunun içerisindeki ne spesifik noktalardan bir tanesi. Aralarındaki belli başlı farkları iyi bilmek lazım. İşte devrin ivazlı ve ivazsız olmasına göre bunu ikiye ayıracağız. Alacağın devir anında mevcut olduğu garanti etmiş oluyor anlamına geliyor. Devrin ivazlı olması, alacağın devreden ivazlı bir şekilde alacağın devrin sözleşmesi yapması, alacağın devir anında mevcut olduğunu garanti etmiş olmasına sebebiyet veriyor. Teker teker söyledim. Oysa bu devir anında bu alacak yoktu ise bedeli, alacağın faizlerini, devre güvenerek yapılan masrafları devralana ödemekle sorumlu oluyor. Yani alacağın o anda devir anında alacağı devreden
söz konusu mevcut borç ilişkisinin alacaklı olan tarafı bir ayrı bir sözleşme ile alacağın temliki sözleşmesi yaparak bir üçüncü kişiye alacağı devretmek istediği zaman bu noktada eğer bunu ivazlı olarak yapıyorsa, bedel karşılığında ivazlı olarak alacağın devri, alacağın temlikini yapıyorsa, bu kere artık iki özür dilerim, iki şeyi garanti etmiş oluyor. Birincisi, ortada bir mevcut borcun olduğu. İkincisi, karşı tarafın borcunun bunu ödeme gücünün olduğu. Bu iki şeyi garanti etmiş oluyor, altına alıyor. Garanti altına almış oluyor eğer ivazlı olarak yapmışsa alacağın deminki sözleşmesini. Eğer ki, bakın çok güzel bir pratik sorusu işte gördüğünüz gibi. Sadece bir kuralı okurken bile pratik altınıza hemen oturuyor yani. Eğer ki bunun karşılığında söz konusu alacağın devir sözleşmesi ivazlı olarak yapılmış olmasına rağmen bu devir anında alacağın söz konusu borcun, alacağın daha doğrusu olmaması yahut karşı tarafın ödeme gücünün olmadığı anlaşılırsa bu kere ne olacak? Alacağın ivazlı olarak devreden herhangi bir sorumluluk altına kalacak mı? Evet. Peki bunun kapsamı neler? Bir, söz konusu alacağın tamamen bedeli. Bir saniye. Fare bozuldu da. Alacağın bedelinin tamamını alacak, isteyecek karşı taraftan devredenle. İkincisi, alacağın faizlerini de bu bedelle birlikte isteyecek ve üçüncü olarak da devre güvenerek yapmış olduğu masraflar varsa bunları da isteyecek. Bunlardan alacağı divazlı olarak devreden sorumlu olacak. Peki devirin ivazsız olması halinde devredenin sorumluluğu nelerden ibaret? Alacağın o anda mevcut olmamasından sorumlu değil. Çünkü bakın devirin ivazlı olması halinde sadece alacağı temliki noktasında alacağı devreden alacağın mevcut olmasının devir anında ve dahi karşı tarafın ödeme gücünün var olduğunu karşı tarafa taahhüt etmiş oluyor. Garanti altına almış oluyor. Ama ivazsız ise böyle bir şey söz konusu değil. Alacağın onda mevcut olup olmaması noktasında bir sorumluluğu yok. Alacağı ivazsız olarak devredenin. Tek istisnası ise burada bir sınai noktadan bahsedeceğiz. Devredenin alacağın o anda mevcut olduğuna dair garanti vermiş olması gerekir. Yani evet devir ivazsız ama bu ivazsız olmasına rağmen alacağı devreden yine de evet ben bu borcun alacağın halihazırda mevcut olduğunu sana garanti ediyorum derse alacağın temlik sözleşmesinde o ayrı. O zaman sözleşme hükümlerini yine uygularız. Bu noktada kendisini sorumlu tutarız. Ama böyle bir şey söylenmemişse ve alacağın devri ivazsız ise kalkıp da alacağı ivazsız olarak devre alan işte benim aldığım zaman da alacağı devre aldığım zaman da alacak yoktu yahut karşı tarafın ödeme gücü yoktu gibi deyip bundan alacağı ivazsız olarak devreden tarafa herhangi bir şey, herhangi bir sorumluluk yükletemeyecektir. Bakınız devreden ivazsız bir devir ise borçlunun ödeme gücünden sorumlu değil, ivazlı devir de ayrıca borçlunun ödeme gücünden de sorumludur. Şimdi bu madalyonun ikinci yüzüne, diğer yüzüne bakacağız. Yani alacağın temliki halinde borçluya ne oluyor? Söz konusu borçlu, alacağın temliki halinde söz konusu alacaklı değişmesine sebebiyet verecek. En başta dedik ki borçlunun izne de gerek yok. Genel kural olarak tabii istisnalarından bahsetmiştik. Mesela nefak alacakları hiç devredilemezken manevi tazminat alacakları borçlunun izniyle ancak devredilebiliyordu. Bu kapsamda borçlu acaba hangi durumda kalacak? Çünkü bununla başına bazı şeyler gelebilir borçlunun da. Çünkü izni aranmadığından borçlunun genel kural olarak alacağın devrini hiç bilmiyor olabilir mesela. Bu kapsamda biz borçluyu iki noktada ele alacağız. Eğer alacağın temlikini biliyorsa ödemeyi, ifayı yeni alacaklıya yapması gerekir. Eski alacaklıya ifayı yaparsa bir kere de yani isterse yeni alacaklı yeniye yapar ifayı, yeni alacaklı ifa yapabilecektir. Eğer devir biliyorsa demek ki borçlunun yapması gereken de arkadaşlar gidip ifa noktasında, edimini ifa noktasında, ödeme noktasında neyse bunu yeni alacaklı yapması gerekiyor. Ama devri bilmiyor ise alacağı devredene bu sefer ifa yapacaktır. Çünkü bilmiyor zaten aynı zamanda. Alacağı devredene ifa yapacaktır. Yeni alacaklı bu noktada kendisinden borçlan ifa isteyemez. Ancak devredene yönelir. Bakın yine pratikleştirmeye gayet yatkın bir nokta. Borçlu alacağın devrini bilmiyor ise alacağın devredene gidip ödemesini yapar, ifasını yapar. Bu kere artık devradan gidip borçluya ben ifa istiyorum diyemez. Kime borçlanması lazım? Devredene. Çünkü borçlu zaten bunu bilmiyordu. Gidip sen ona ödeme yaptın bir de bana ödeme yap diyemez. Gidip başvurması gereken taraf alacağı devreden olacaktır. Alacağı devreden de devralanda ifayı ister. Kendini alacaklı görürse. Dava açılmışsa buna dair ve dava yoksa diye bunu ikiye ayıracağız şimdi. Şimdi burada kastımız ne arkadaşlar? Alacağı devreden ve devralan. Şimdi alacak temlik edilmiş sözleşme var ortada. Ama buna rağmen aralarında bir uyuşmazlık çıkıyor. Herhangi bir şey neyse her iki tarafta borçluya başvuracak. Ben alacaklıyım deyip ifa istiyor. Bu kere ne olacak? Eğer buna ilişkin dava yoksa arkadaşlar her şeyden önce
her ikisine ödemekten kaçınacak borçlu. Bu noktada bir çekilmesi gerekiyor. Her ikisine ödeme yapmaktan. Ama buna ilişkin bir dava açıldıktan sonra artık borçlu borcunu hakime veya mahkemenin göstereceği yere tevdi ederek borcundan kurtuluyor. Dikkat ediniz, bu kere mahkeme veya hakim kanadı ile bunu mahkemenin göstereceği yere tevdi ediyor borcunu. Neyse ödemini artık. Ve buna ilişkin artık borcundan kurtuluyor. Eğer birine öderse buna ilişkin tehlikeye katlanacaktır. Yani sen gidip de yanlış devredene yanlış söz konusu alacağın temlikinde kim devretti, kim aldı, ortada geçerli bir sözleşme var mı? Bunun riskine girmemesi lazım. Eğer bu tehlikeye giriyor herhangi birisine, bu ikisinden birisine ödeme yaparsa buna ilişkin tehlikeye katlanmak zorunda kalacaktır. Bu kapsamda eğer dava yoksa borçlu her ikisine ödeme yapmaktan çekinecek. Buna ilişkin dava açıldıktan sonra da mahkeme veya hakimin göstereceği yere tevdi ederek borcundan kurtulacaktır. Böylelikle borcunu bu şekilde kurtarmış oluyoruz. Yeni alacaklı alacağın devir senedini gösterip devir ispatlayarak ifayı isteyebilir. Yeni alacaklı alacağın devir senedinin söz konusu yapılan sözleşmenin metnini, çünkü biliyorsunuz aynı zamanda geçerlilik şartı olarak alacağın temliki sözleşmesi, iradi temliği yazılı geçerlilik şartına bağlıdır. Yazılı olması hasebiyle de eğer ortada bir sözleşme varsa kendisi bu yazılı belgeyi, devir senedini gösterip devirin ispatlayarak ifayı isteyebilir bu kere. Son olarak borçlu bu yeni alıcıya karşı da alacağı bağlı defileri ve itirazları devir anında mevcut ise ileri sürebilecektir. Bakın burada şahsa bağlı değil, alacağa bağlı diyoruz. Alacağa bağlı bir defi varsa, örnek verelim, zaman aşımı defi. Zaman aşımı defi alacağa bağlı. Yani çünkü söz konusu talep hakkını sona erdiren bir noktada. Karşı taraf bu zaman aşımı define uğramış bir alacağı almışsa, devre almışsa, bu alacağı bağlı defi hakkında yine alacağı devredene, devralanana karşı da borçlu ileri sürebilecektir. Bu yeni alacağa karşı da alacağı bağlı defileri ve dahi itirazları devir anında mevcut ise ileri sürebilecektir. Ha, bu da önemli. Devir anında bunun mevcut olması da aynı zamanda gerekli. Borcun üstlenilmesi konusu var. Şimdi geçen video 20 dakika kadar sürmüştü. Bu videoda 12 dakika kadar sürdü. Bence burada bitirelim. Çünkü alacağın temliki çok başlı başına ayrı hususi bir konuydu. Borcun üstlenilmesi de yine ona zıt noktada taban tabanı farklı bir hüküm. Alacağın devrinde alacağın üzerinde alacak hakkı sahiplerinin üzerinde bir oynama söz konusuyken, borcun üstlenmesinde borçlu taraf üzerinde bazı değişiklikler oluyor. İkisi arasındaki farkları tek videoya sığdıramayız. Dolayısıyla bir video tamamen borcun üstlenmesi, bir video tamamen alacağın temlikine bırakmış olalım. Bu video bu kadar olsun. Gelecek videoda borcun üstlenmesinden kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hepinize iyi çalışmalar, iyi günler.